Bazen acil stop diye bir şey duyarsınız. Emergency stop veya acil stop. Hatta acil stop rölelere çıktı. Bu rölelerin yaptığı temel işlem ne? Bu rölelerin yaptığı temel işlem hakikaten stop butonuna basıldı mı basılmadı mı? Stop butonunda bir arıza var mı? Veya stop butonu arızalanmaya doğru gidiyor mu? Hatta şimdi özel güvenlik şeyleri var, PLC'leri var. Hani biz 24 volt göz ve PLC'nin girişine, dijital girişine 24'e veya 0, yani 24 var veya yok, o gerilim seviyesine de bakıyor. Yani örneğin bu stop butonundan veya bu kontaktan gelmesi gereken gerilim kaç volt? Örneğin 24 volt. Bu gerilim değeri 24 voltun altına düşmeye başladı. Örneğin kaça düştü? 18'lere, 20'lere. Acaba diyor sistemde bir yerlerde bir kopukluk mu meydana geldi? Bir temassızlık mı meydana geldi? Bunları bile ne yapabiliyor? Arızayı önceden kestirmeye yönelik olarak bize bildirebiliyor. Güvenlikli çalışma özellikle PLC'li sistemlerde, PLC'li kontrol ettiğiniz sistemlerde çok önemli. Yani şu anda makine güvenliği, makine risk analizleri konusunda birçok çalışmalar var. İnsanı öldürmeyen, insanı çalışan operatörü öldürmeyen, operatörün yaptığı her türlü hataya rağmen, hatta makine üstünde bir presi düşünün. Bir ağır, örneğin 10 ton basan bir presin altına kendini koyarsan ölürsün. Bu bir intihardır. Hatta şu andaki güvenlik sistemleri ya operatör intihar etmek için presin altına girse dahi o presi indirmeyecek şekilde güvenlik önlemleri düşünülüp buna yönelik devreler veya cihazlar çıkarılıyor. Şimdi bunu çok detaylandırmayacağım ama basit bir devre üstünde nasıl acil stopu yerleştirebiliriz veya devreyi nasıl biraz daha güvenli hale getirebiliriz bunu konuşacağız. Yani bugün herhangi bir makinenin bir yerinde bir parçasında böyle bir şeyle karşılaştığınızda buna benzetme yapabilirsiniz. Örneğin basit bir devremiz var. Devremizde motorumuz var. Motorumuzu durduruyoruz ve çalıştırıyoruz. Motoru normal çalıştırdığım buton benim input 0.1. Yani input 0.1'e bastığım zaman setlesin, neyi setlesin? Q 0.0. Bu ne olsun Q 0.0? Q 0.0 motoru çalıştıran çıkışım olsun. Tamam mı? Bir de neyim var benim? Şimdi bu butonu görmeyin, stop butonum var. Bu ne? Input 0.0. Buna ne yaptı? Ne yapsın? Resetlesin. Q 0.0. Şimdi eğer bu iki butonu da ben, bu iki butonu da ben açık kullanacak olursam, input 0.0 ve input 0.1'e gelen butonları açık kullanacak olursam, bu çalışması doğrudur bu. Nedir? Butona bastığınızda PLC girişi 1 olacaktır, 1 olduğu zaman burayı kapayacaktır, 0.0 setleyecektir. Öyle değil mi? Evet. Elinizi çektiğiniz zaman set olduğu için çalışmasını sürdürecektir. Eğer ben durdurmak istiyorsam, elimi çektiğim 0'dan der, bura açılsa da seti sürdürecektir. Eğer ben durdurmak istiyorsam, buradaki stop butonuna basarım, bastığım zaman stop butonun çıkışı 1 olur. 1 olduğu zaman buradaki kontağını kapatır, gelir resetler. Daha önce de söylemiştim size, eğer bu stop butonunun PLC'ye gelmeden önce herhangi bir yerinde bir kopukluk olursa ne olacak? Butonu istediğiniz kadar basın, bu enerjiyi PLC girişine aktarmayacağı için sıfır kalacaktır. Sıfır kaldığı için siz butona basmanıza rağmen input 0.0 sıfır olacak. Yani açık olacak, PLC'yi veya çıkışı resetleyemeyecektir. Ne yapacağız? Güvenlikli olması açısından, bakın buraya da çizdim input 0.0'ı, dışarıda ben bunu stop butonu olarak kullanacağım. Geldim, normalde kapalı bir buton olarak kullandım. Normalde kapalı bir butona basmadığınız zaman devamlı PLC giriş bilemesini 1 yapacaktır. Öyle değil mi? 1 yaptığım için de eğer bu içeride açık bir kontak kullanacak olursam bu kontak butona basmadığım sürece kapalı olacaktır ve devamlı Q0 çıkışına reset basacaktır. O zaman eğer ben butonu dışarıda kapalı kullanıyorsam stop işlemi için İçeride bunu normalde kapalı kullanmam lazım. Hocam şimdi reset basacak, bakalım reset basıyor mu? Bu kapalı bir buton mu? Uyarmıyorum, parmağımı basmıyorum. Stop butonu mu? Kapalı bir buton mu? Bu klemense devamlı bir taşıyacak mı? Evet. Taşıyacak. Taşıdığı için PLC run yapar yapmaz bura açılacak mı? Evet. Açılacak.
açıldığı için reset basma gibi bir olay var mı? Burada söz konusu mu? Değil. Ne zaman gelir siz parmağınızla stop butonuna basarsanız, stop butonuna bastığınızda bura açılacak, klemen sıfır olacak. Klemen sıfır olduğu için bu konuda normalde kapalıydı. Klemen sıfır olduğu için normalde kapalı haline geri gelecek. Normalde kapalı haline geri geldiği için kapayacak. Artık bu yok. Kapalı için de çıkışımıza reset atacak. Burası anlaşıldı mı? Evet. Hocam, bu motor normalde kapalı. Burada bir yerde arıza oldu ve koptu. Arıza olduğu zaman klemensin ne olacak? Sıfır olacak. Öyle değil mi? Klemensin sıfır olduğu için bu kontak normalde kapalıyken, kapalı kontak olduğu için normalde kapalı haline geri gelecek mi? Gelecek. Ve çıkışı resetleyecek. Yani butonumda eğer, buton devremde eğer bir kopukluk olursa ne olacak? Yine çıkışı durduracak. Yani butona basma veya buton devresinde bir kopukluk olması durumunda çıkışı kapayacaktır. Anlaşıldı mı? Şu terslik, size çok fazla şey gelmesin. Yani bu ters bir durum aslında. Durdurma işlemleri için eğer siz dışarıda stop butonu kullanıyorsanız güvenlikli olan budur. Tamam mı? Açık port olarak düşündüğünüz yere kapalı kontak koyacaksınız. Kapalı kontak olarak düşündüğünüz yere açık kontak koyacaksınız. Şimdi bunun biraz daha güvenliğini arttıralım. Diyelim ki normal çalışıp durmayı bu devre yapıyor. Kabul. Normal çalışıp durması haricinde ben buna bir de acil stop ekleyeyim. Acil stop eklemiş olduğum acil stopla makineyi durdursun. Ekstradan durdursun. Yani örneğin bu ne olsun, bir bant motoru olsun. Öyle değil mi? Çalıştırıyorum, bantı durduruyorum, geliyorum. Elle çalıştırıp durduruyorum. Ama o ara kolum bacağım banta sıkıştı. Veya parça sardı banta veya başka bir sıkıntılı durum oldu. O zaman acil stop butonuna bir basayım. Tamam. Bizim burada kırmızı mantar başlı butonlar var ya, o butona basayım. Şimdi acil stopunu güvenliğini arttırmak için diyeyim ki iki kanallı, yani jog butonu kullanayım. İkisinden de PLC'ye birer input'a giriş vereyim. Bunu niye kullanıyorum? İkisini de ayrı ayrı. PLC'de başka bir şekilde butonun arızalı olup olmadığını da göreyim. Yani eğer bu butonda kanalların birinde, yani normalde açık veya normalde kapalı kontakların birinde bir arıza zamanla olacak olursa PLC bunu bana bildirsin. Onu da nasıl yapacağımızı birazdan göreceğiz. Şimdi acil stopun input 00 hangi kontağı? Normalde kapalı kontağı mı? Evet. Normalde kapalı kontağı olduğu için yine burada 02, input 02 normalde kapalı kontağı olduğu için input 0.2'ye ben yine reset için kullanayım. Normal stop bu, acil stopu, kapalı kontağı bu. Tamam mı? Input 02. Bir de ilk başta anlattığım gibi stop işlemi için neyi kullanacağım? Acil stopu normalde açık kontağı kullanacağım. Normalde açık kontağı kullandığım için burayı ne yapacağım? Açık kullanacağım. Bunda da neyi çalıştırıyor? Hangi kontak şeye giriş bu? Input 0.3. Burada ne oldu? Burada olay şu. Çalıştırdığım bir tane butonum var. Normal durdurmayı yaptığım bir tane butonum var. Eğer emersi stopa bastığım zaman, acil stopa bastığım zaman normalde kapalı kontağın çalışması veya normalde açık kontağın çalışması durumunda da ne yapıyor? Yani her iki kanala birden, şöyle söyleyeyim, normalde açık kanalla veya normalde açık kontakla normalde kapalı kontağın her ikisi bu sistemi durdurabiliyor. Tamam. Hocam bunları niye kullandık? Bu iki girişle ben PLC'ye vereceğim. Biraz sonra göreceksiniz. İki girişle PLC'ye verdiysen yazılımda ne yaptım? Bu ikisini kullanayım. Biraz daha şey olsun, güvenlikli olsun. Tamam. Şimdi PLC'yi çalışıp düzeltiyorum. Butonun arıza olup olmadığını nereden anlayacağım? Şu.
Buton normal durumdayken bu her zaman 1 basacak mı? Evet. Buton normal durumdayken her zaman 0 basacak mı? Evet. Buna bakacağım. Yani input 0.2'm devamlı 1 basıyor, input 0.3'm devamlı 0 basıyor mu? Tamam. Şimdi input 0.2'nin kapalısını kullanayım. Pardon, açığını kullanayım. Açığını kullanayım. Input 0.3'ün kapalısını kullanayım. Input 0.3'ün kapalısını kullanayım. Diyeyim ki buna da örneğin Q 0.1 Ali stop arıza değil. Şimdi bakın. Input 0.2 1 basıyor mu? Input 0.2 1 basıyor mu? Basıyor. 1 bastığı için buna kapalı mı? Kapalı. Input 0.3 0 basıyor mu? Basıyor. Sıfır bastığı için buna kapalı mı? Kapalı. Enerji geçer mi? Acil stop arıza çıkışını çalıştırır mı? Çalıştırır. İyi de stop butonu normal çalışırken arıza düzeltiyorum. Acil stop normal çalışırken ne verecek bu bana? Devamlı acil stop arızası verecek. Ben diyorum ki şu kontaklardan biri arızalandığı zaman bu işi yazsın. Şimdi çeşitli şeyler düşünebilirsiniz buraya için ama bakın. Hani bir zamanlar niye işe yaradığını pek bilmediğimiz komutumuz vardı bize. Neydi? Not komutu. Bakın şimdi buraya bir tane not komutu yapayım. Değil. Hatırlıyor musun? Not komutu diye bir komut var gördüğünüz ilk başta. Olay şu. Input 0.2 1 basıyorsa kapalıysa yani. Düzeltiyorum. Buraya kapalı söyleyeyim. Bir şey oldu. 1 basıyorsa buraya kapalıysa burada 0 bastığı için kapalıysa 1'in 1. Bu normal çalışma mı? Yani bunun 1, bunun 0 basması bunun normal çalışması değil mi? Evet. Normal çalışma ise burası 1 ise çıkışı 0 yap. Yani bana hata vermesin. Ama bunlardan biri işlemi yerine getirmezse çıkış 1 olacaktır, 0 olacaktır, 0 olduğu için değildi, 1 verecektir. Eğer ben piyasinin 0.1 çıkışında, bir lambayar çap olursa bu bana ani stopun çalışmadığını gösterir. Hatta hocam lamba tek başına dikkat çekmez, onun şey yapalım, flaşör şeklinde yapalım derseniz SM 0.5'i kullanır, Q 0.1'e çıkış yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi hocam ses duyabiliyor musun? Ses. Abi çalıştığınız zaman ses. Kork. Hatta hatırlatın Üçtepe'deki şeyi yakalım. Piyasetin üstündeki ayarını çalıştıralım. Tamam. Ha orada şöyle bir şey var. Orada şunu söyleyeyim. Eğer ses yapacaksanız SM05 kullanmayın. Ses zaten kendiliğinden dalgalanıyor. Demek istediğimi anlatabiliyor musun? Yani o alarm seçtiğin ton var. Ses tonu var. O zaten ötüyor. Anlatabiliyor musun? O zaman SM05 kullanma. Ha hocam ben düz korna aldım. Dıt diye öten bir korna aldım. O kornayı dıt 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 öttüreceksen tamam SM05'i kullan. Ama almış olduğun oraya silen kendinden şeyse, melodiliyse veya kendinden sesi değişiyorsa SM05 kullanırsan olmaz. Ama yok kendinden melodili değil, sadece korna olarak ötüyor dıt diye SM05'i koyup tıt 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 yaptırabilirsin ona. Tamamen senin isteğine kalmış. Şimdi hocam bir durum oldu. Bir durum olduktan sonra acil stopa bastım, makineyi durdurdum. Makinede işlemler bitti. Tamam mı? Makinede işlemler bitti. Acil stopu mantar başını çektiniz. Eski haline döndü mü makine? Eski haline döndü. O halde ben starta basarsam yine bu çalışmaya devam edecek mi? Edecek. Hocam bir de biz buna reset koyalım. Tamam mı? Yani normal çalışıp durmada normal çalışıp dursun. Tamam mı? Normal çalışıp dururken normal çalışsın dursun. Ama eğer acil stopa basarsak, acil stoptan el çekilse dahi
Yani mantar baş kullanılsa, şey kaldırılsa dahi, eski haline getirilse dahi operatör bunu çalıştıramasa. Bir tane reset koyalım. Reset nerede olabilir? Reset'i normal bir reset butonla koyabilirsiniz. Reset'i kilitli bir butonla koyabilirsiniz. Yani örneğin bir arıza oldu. Acil stop'a bastınız, durdurdunuz, tamam mı? Operatör ya kimse görmedi, ben bunu bir daha başlatayım diyemez. Anahtarlı buton kullanın. İşte gelsin ilgili kişi, sen bunu niye böyle acil stop'a bastın, niye gerekirse hesabını sorsun. Acil stop'a niye bastı? Hangi hatanın oluştu ve ne zaman düzelteceğini bilemezsin. Acil stop'a bastın, belki orada bir bant var, banta adam dolaştı. Anlatabiliyor musun? Adam banta dolaştı, belki orada ağır yaralandı veya öldü. Cesedi biz 5 dakikada kaldırırız veya ağır yaralı adam yerinden 2 dakikada kalkar gibi bir şey söyleyemezsin. Zamanlama olmaz orada. Tamam mı? Makine ne zaman güvenli hale getirilir, o zaman tekrar çalışmaya başlar. Anlaşıldı mı? Ne yapalım? Bir tane de şey koyalım buraya. Analizini getirir, reset koyalım. Reset ne yapsın? Aslında burada bir kontak olsun. Reset butonu bir arıza durumunda MRC'ye bastığınızda bu kontak açılsın. Öyle değil mi? Bu kontağı ben tekrar kapatmadan şu input sıfır buraya istediğim kadar basayım. Ne yapmayacaktır? Setlemeyecektir. Ne yapalım? Input 02 neydi? Acil stop muydu? Şimdi şuraya koysak olmaz. Input 02 veya input 03 yani acil stop'un normalde dışarıda kapalı buton kontağıyla normalde açık kontağı basılmışsa gelsin merkez 0.0'ı setlesin. Öyle değil mi? Merkez 0.0 ne zaman setlenir? Sadece acil stop'a basıldığında setlenir. Öyle değil mi? He? Biraz ters oldu. Normalde burada set vermiş oldu şu anda. Neyi? Input 02 hangisi yavrum? Normalde kapalı buton mu? Evet. Kapalı buton. Bu ne basıyor? 1 basıyor. 1 basınca bu açık mı? Evet, açık setleyemez. Tamam mı? Merkez eğer stop'a basılmışsa, merkez 0.0 setlenmişse, merkez 0.0 çalışmayı engelleyecek kontağı çalıştırsın. Şimdi bu merkez 0.0 resetletmeden ben, merkez 0.0 resetletmeden ben, Q00'ı burada çalıştırabilir miyim? Çalıştıramam. İşte reset butonu ile ben aslında niye reset edeceğim? Reset butonunda ne demiştik? Input 0.4. Input 0.4 ile merkez 0.0'ı resetletirsem gelip reset butonuna basacak olursam buradaki kontağını kapayacaktır ve makine tekrar ne yapılabilecektir? Çalıştırabilecektir. Tamam. Şimdi bu tahta üstünde size çok bir şey gelmeyebilir. Birçok ya ne gerek var, iki tane butona ne gerek var, üç tane butona ne gerek var. Bu size çok mantıklı gelmeyebilir. Bunu birebir size bir makine üstünde uygulatmadığımız sürece aklınıza çok fazla oturmayacaktır bu. Ya hocam resete ne gerek var işte ya stopları elimizi çektik veya acil stopu tekrar açtırdık çevirip makine kaldığı yerden devam etsin. Bunu birebir özellikle preslerin veya karıştırıcıların, tankların olduğu yerlerde bununla çok fazla karşılaşacaksınız. Buna benzer ekstra güvenliklerle. Tamam. Tamam. Bakın bakayım bir soru soracağınız mı buraya ilgili? Dediğim gibi bu gerçek bir senaryo, gerçek bir makine görmediğiniz sürece aklınıza çok fazla oturmayacak, kabul ediyorum. Burada ekstra makineyi durdurma ve makineyi istemsiz veya makineyi kontrolsüz çalışmayı engellemeye yönelik bir problem. Var mı soru? Hocam. Heh. Yok. Nakkı olduğunu soruldu hocam. O arada içerideki kontağı ile dışarıdaki kontağı nasıl anlamıştık? Hangi içerideki kontağı, dışarıdaki kontağı? Acil stop hocam kapalısı demiştiniz ya. Üniversitelerinde. Şu ne? Input bak şuraya bak. Input 0.2 kapalısı mı? Evet. Input 0.2 kaç basıyor? Şey düzeltiyorum. Ne basıyor şey? Gelsin. 1 basıyor. 1 bastığı için burası kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı. Bu ne basıyor? Sıfır.
Sıfır bastığı için kapalı. Çünkü bir bastı açacak. Tamam mı? Bunun çıkışı ne? Şurası. Şu anda kapalıdan, iki kapalıdan geçen bir. Yani ne? Aslında kontaklar yerindeyken bana lamba yanıyor. Ben diyorum ki kontaklar yerindeyken lamba yanmasın. Bunu neye çevirdim? Ben sıfıra çevirdim. Ha, başka türlü nasıl yaparsın? NAT'ı burada nasıl kullanırsın? NAT'ı kullanmadan bunu bana söyleyin. He. Yeşil lamba yanar mesela kontaklar çalışırken doğru olarak. Hani lamba yanıyor ya şu an. He. Çalış. Şimdi şöyle söyleyeyim, bana önemli olan arıza anını bildirmesi, arızayı bildirmesi, tamam mı? Yani normal çalışma çok fazla dikkat çekmez. Bana da bana arızayı... Bunu başka türlü nasıl yaparsın NAT kullanmadan? Yani dediğim şey şu, bakın. Şu kontak kapalı değilse ve bu kontak açık değilse, bana yukarıdaki kontak kapalı değilse, yani input 0.2 kapalı değilse, aşağıdaki kontak input 0.3 açık değilse sistemi çalıştır. Tamam, hadi bakalım. Yapıyoruz, onu da şöyle yapıyoruz. Input 0.2'nin kapalısını input 0.3'ün açığını mı kullandık? Evet. Bakalım ne oldu? Input 0.2 normalde kapalı mı? Evet, orada. Açtı mı? Açtı. Input 0.3 normalde açık mı? Açık, normalde açık canım. Niye kapasın? Ha, hocam enerji geçmiyor, kabul. Yani normal çalışmada enerji geçmiyor. Arızalandı. Hangi kontak arızalandı? Şu kontak arızalandı. O kontak arızalandığı için burayı kapayacak mı? Kapayacak. İyi de bu kontak sağlam. Yine geçmedi. Anlaşıldı mı? Başka bir çözüm var mı? O gitmez bile de bak yani hiç aklından bile geçirme. Hocam burada kontağın bize arızalansa anlar mıyız? Örneğin bu 0.2 normalde şey mi? Adını siz getirin. Kapalı. Normalde kapalı. Input 0.2'yi ben ne koydum? Normalde açık mı koydum? Bir basıyor mu? Kapalı mı bura? Eğer bunu muzu açarsa 0 basacak buraya. 0 bastığı için 1 yapacak. Bunda öyle bir tehlike yok. Yani iki kanal birbirinden bakıyor burada. Evet başka? Beyler çok basit bir soru ya. Diyorum ki şu kontak kapalı değilse şu kontakta yani bu veya bu açık değilse, kapanmışsa veya başka bir şey olmuşsa, yapışmışsa bana acil stop arızalı değil. Fark var mı? Süleyman, size bir şey var mı? Niye bir daha bakayım? Biraz önceki gibi yapıp hocam. Tamam yapalım. Bu ne? Input 0.2 mi? Ha? Açık mı kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Bu ne? Ya öyle değil hocam. Yanına input 0.3 yazdı açığını. Input 0.3'ün altına. Input 0.2'nin kapalısını. Bunu bir daha kapalısını koyacağım. Bunun açığını da bunun altına koyacağım. Asım var bir şey Asım. Ya Q0.0'ın normalde kapalısını koysan. Karıştırma şimdi Q0.0'ı ya. Onunla alakası yok. Ben butona bakıyorum arkadaş. Tamam. Hocam bu kontaklarla ne yapalım? Bir kontağı bakacağım. Yani bunun kapalı olmama durumu veya bunun açık olmama durumunda bana hata vermeyeceğiniz. Yani onu demiyorum. Şimdi mesela burada NAT kullandık ya, onun gibi bir şey kullanmayacağız değil mi? Bu kontaklar ile kullanmayacağız. Kullanma yani, farklı nasıl git veya bak, ne yap. Ama bundan farklı bir şey yap. Ha hocam farklı, bunda yerleri değiştirelim. Ne olur. Oğlum soru gayet basit ya. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu sizin yazacağınız yüzlerce network'ten sadece bir tanesi. Burada tıkanırsanız diğer network'ler için bir daha önce çağırırsınız. Başka yok yani.
Sen yaparsın Faruk. Ben yaparım da şimdi yapmam. Hadi geri geçiyorum. Setleme yapman lazım. Bir daha onları setletmen lazım. Yani ne ki? Proluyor. İçerim. İçerim. Beyler. İmposu bir normalde kapalı mı? Bak buraya. Ne oldu sonra? İmposu bir normalde kapalı mı beyler? Kapalı. Normalde kapalı olduğu için buraya kapalı kontak kullanırsan burayı açacak mı? Açacak. Arıza olur. Açılırsa burayı kapayacak mı? Çıkış çalıştırır mı? Tekrarlıyorum. Arıza yokken bu buton devamlı, bu kontak devamlı kapalı mı? Evet. Normalde kapalı olduğu için açacak mı? Açacak. Çıkış verecek mi? Evet. Vermeyecek. Bir arıza nedeniyle bu kontak açılırsa normalde kapalı konumuna gelecek mi? Evet. Gelecek. Çıkış verecek mi? Gelecek işte. Yani arıza. İmput 0-3 normalde açık kontak mı? Şu. Normalde açık olduğu için çıkışa ne basıyor? 0. 0 olduğu için burası açık mı? Açık. Herhangi bir arızadan dolayı kapanacak olursa buram? Çıkış verecek çalışacak. Bu. Ya geçen onu aklıma gelmişti. Oldu. 110 TL'lik gibi. Onu belki nasıl düşünmüştür? Geçeceğiz onu. Sorusu olan var mı? Heh. Kapansın da. İyi hadi bakalım. Kapansın soru soracakmış. Tamam. Yok hocam. Heh. Siz dedim ben burada. Yanlış dediniz. Olur mu? Sen bunu kapalısını koy dedi. Getir buraya açık koy dedi. Bir daha bunun altına bunu kapalısını koy dedi. Böyle böyle yaptın hatta evinle de. Sen dediğin böyleydi. Değil mi? Aynısı var. Aldığı için. Üstte olmuş altta olmuş fark ediyor mu? Yavrum bak burada kapalı olan eleman sesine baksana. Bir de bunun açığını bunun altına koyman lazım aynı mantıkla. Sen iki resim arasında geri farkı bulabiliyor musun? Arada fark var mı bunların? Tamam. Aynısını da dinleme yani. Başka soru var mı? Tamam, teşekkürler.